zaten geçiyoruz onu. Bugün belki de sana hayırlı olsun diyecektik ama acı çok büyük. Neler söylersin? Bugün stadyuma ilk kez geldin ama bir yardım kampanyası ve destek olmak için geldin. Görüşlerini, düşüncelerini alabilirsin. Yani şu an tabii ki futbol geri plana düştü ve bence çok doğru bir karar. Oynamamız da çok doğru bir karar. İlk önce hepimize geçmiş olsun. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkanlara da yani en çabuk haliyle herkes inşallah geri döner. Sağlığına kavuşur. Yani gerçekten zor bir süreç. Biz hem Beşiktaş olarak hem bütün kulüpleri ben duyduğuma göre hani eski takım arkadaşlarıma herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve bence tüm vatandaşlara burada sesleniyorum. Herkes yani imkanı varsa nasıl olursa olsun, kuru gıda olsun, kıyafet olsun yani nasıl olursa olsun yani bir iki tane koli taşısalar bile yani yardımda bulunsalar gerçekten çok iyi olur. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bütün ülke buna dahil olursa yurt dışından da yardım etmeye çalışıyorum ya da çalışıyoruz. Almanya'da arkadaşlara, eski takım arkadaşlara yazdım. Onlarla irtibat haline geçtim. Oradan yardım etmeye çalışıyorlar. Milli takımdan da yani çok şükür herkes oynadığı ülkede yardım bulmaya çalışıyor. Oradan göndermeye çalıştırıyorlar. Yani en hızlı şekilde ülkemizi yine toparlamamız gerekiyor. Yani herkes elinden geleni yaparsa bence çabuk yine her şeyi toparlayabiliriz. Tabii ki kaybettiğimiz canlarda yani zor bir süreç. Gerçekten bazen kelimeler eksik oluyor. Yani inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Onur, bölgede görüştüğün arkadaşların, dostların var mı? Onların ilettikleri mesaj varsa bizler aracılığıyla iletmek ister misin? Ya Kayseri'de benim en yakın arkadaşlarım, onlar her şeyi topladılar. Yani Kayseri'de ne var ne yok her şeyi toplayıp bölgelere gittiler yardım etmek için. Yani gerçekten zor diyorlar. Hani orayı görmek, yani tüm şehirler gerçekten yok olmuş gibi oldu. Yani Allah rızası için gerçekten ne var ne yok herkes yardım etsin. Yani toparlamamız gerekiyor. Son olarak şunu sormak isterim. Burada Beşiktaş Kulübü bir yardım kampanyası düzenliyor. Her gün taraftarlar buraya ellerinden geldiğince yardımlarda bulunuyorlar. Sen de Beşiktaş'ta yeni bir futbolcu olarak onlara çağrıda bulunmak ister misin? Ya gördüğümüz gibi zaten sürekli yardım geliyor. Tabii ki daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Yani dediğim gibi herkes gelsin, en ufak bir şey olsa bile yardımda bulunsun. Yani en hızlı şekilde yine herkes yani bir sığınacak bir yere kavuşsun. Yani elimizden geleni yapacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan tahliye noktaları paylaşıldı. Şimdi biz de sizlere bu tahliye noktalarını aktaracağız. İlk olarak Kahramanmaraş'tan başlayalım. Fuar merkezi belirlenen ilk tahliye noktası, açık adresi İstasyon Mahallesi 78.008 Sokak No 2 Dulkadiroğlu. Yine Kahramanmaraş'ta bir başka adres Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu 12 Şubat şeklinde duyuruldu AFAD tarafından. Devam edelim Malatya'ya bakalım. Emekliler Parkı Valilik Yanı Battalgazi. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi Turgut Temelli Caddesi Battalgazi. Maçtı Açık Alanı Buhara Caddesi Yeşilyurt. Belsos Yaşam ve Spor Merkezi Cevat Paşa Mahallesi Yeşilyurt olarak Malatya'da açıklanan tahliye noktaları değerli izleyenler. Diyarbakır'a hemen bakalım. Koşuyolu Parkı, Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi, No 67, Kayapınar adresi. Kent Meydanı, Mezopotamya Mahallesi, 301. Sokak, 21.070 Kayapınar adresi. Diyarbakır'daki tahliye noktaları. Adıyaman'da, Adıyaman Otogarı, Sıratut Mahallesi, Adıyaman Diyarbakır Yolu, Ziyaret Payamlı Merkez ve Eğri Çay Parkı, Sümer Evler Mahallesi, Karaali Yolu,
No15 merkez adresi de Adıyaman'daki tahliye noktaları. Gaziantep'teki tahliye noktası M1 AVM Açık Otoparkı Karacaahmet Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı No129 Şehit Kamil. Hemen Şanlıurfa ile devam edelim. Mesire alanı Gülbaba Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı Karaköprü. Cumhuriyet Parkı Gap Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye. Arkeoloji Müzesi Bahçesi Halepli Bahçe 2327 Sokak No74-1 Eyyubiye. Şanlıurfa'daki tahliye alanları. Osmaniye'de Masal Parkı Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Valilik Yanı Merkez. Park yeri Karaboylu Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu Arkası Merkez. Ve park yeri yine Fakı Uşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu Arkası Merkez. Kilis'teki tahliye noktası Tır Parkı Şıh Mansur Mahallesi Kilis Gaziantep yolu üzeri. Hatay'daki tahliye noktaları Hatay Şehir Stadyumu Yeni Hastane yolu üzeri ve fuar alanı çevre yolu üzeri adliye binası yanı. Hemen Adana'ya bakacağız şimdi. Adana'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Kurttepe Mahallesi Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı No242 Çukurova ve diğer noktada Adana'da Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı Yurt Mahallesi 71.339. Sokak No11 Çukurova olarak dikkat çekiyor. Değerli izleyenler, AFAD tarafından duyurulan tahliye noktaları bu şekilde.